Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz ve kış aylarında sofralarımızın vazgeçilmezi olan fasulye yemeği tarifini paylaşacağım. Gerçekten tam kıvamında ve çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Buyurun, yemeğimizin yapımına başlayalım. Öncelikle fasulyemizi 3 su bardağı veya 4 su bardağı fasulyemizi bir gün önceden ıslattım. Suda bekledi. Gayet de şişmiş. Hemen üzerindeki suyu süzeceğim. Eğer vaktiniz yoksa 4 saat önceden ıslatabilirsiniz. Hemen üzerindeki suyu döktüm. Üzerine sıcak su ekliyorum. Kaynamış sıcak su 2 litre. Ve haşlanmaya bırakıyorum. Çok da haşlanmamaya dikkat edelim. Evet arkadaşlar, fasulyemiz haşlandı. Ben hemen sosuna geçiyorum. Bir tenceremize 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Daha sonra doğramış olduğum 2 adet soğan ekliyorum. Soğanımızı yağımızda iyice soteleyelim. Ara ara karıştırarak soğanımızın sotelenmesini sağlıyorum. Çok da yakmayalım soğanımızı. Daha sonra doğramış olduğum 2 adet yeşil biberimizi ekliyorum. Siz isterseniz doğramayabilirsiniz. Onu da soğanımızla birlikte karıştırarak sotelemeye devam ediyorum. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Ve salçamızı kokusu çıkana kadar iyice kavuralım. Ara ara karıştırıyorum. Eğer salçamızı kavurmazsak arkadaşlar, yemeğimiz de yerken salça kokusu alırız. Mutlaka bu işleme çok dikkat edelim. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı kuru nane, çok az da karabiber ekledim ve çok az da su ilave ediyorum. Sosumuzun iyice açılması için. Ve karıştırıyorum. Ara ara karıştırıyorum. Daha sonra üzerine haşlanmış olan fasulyemizi ekliyorum. Fasulyemizin hepsini kullanmayacağım. Ben birazını ayıracağım. Biraz haşlanınca fasulyelerimiz şiştiği için. Siz istersen istediğiniz gibi yapabilirsiniz ailede kişi sayısına göre. Ve iyice bir harmanlıyorum bir kaşık yardımıyla. Üzerine iki parmak geçecek kadar sıcak su ekleyeceğim. Kesinlikle soğuk su eklemeyelim. Fasulyemiz önceden haşlandığı için sıcak su eklememiz gerekiyor. İyice bir karıştırıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı veya 1,5 tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Siz tuzuna baktıktan sonra ekleyin, mutlaka çok dikkat edin. Bazı kuru yemekler tuzu kaldırmıyor. Ve bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. İyice bir tuzu tamamen birbirine geçsin. Ve suyu çok hafif çekene kadar bir 15-20 dakika pişmeye göndereceğim. Evet arkadaşlar, fasulyemiz pişti. Ben dinlendirdim. Gördüğünüz gibi üzerine bir parmak geçecek kadar suyu kaldı. Çok da suyunu çektirmedim. Gayet de koyu kıvamda olmuş. Gerçekten fasulyeler de tam güzel pişmiş. Nişastasını da bırakmış. Hemen sizlere servisini yapacağım. Evet arkadaşlar, yemeğimiz servisi hazır. Gerçekten çok lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.